Herkese merhabalar, kitabımı doğru kullanıyorum kısmında sizinle beraber bugün sıfırdan 9'a coğrafya konu anlatımı soru bankasını inceleyeceğiz. Bir kere içeriğine bakacağız, ardından zorluk seviyesini nedir onu inceleyeceğiz ve kitabın temel mantığı, nasıl çalışıyor, nasıl özellikleri var onları beraber irdeleyeceğiz diyoruz. Hemen başlayalım. Bir kere ilk başta soru sayısı 291 adet ve sayfa sayısı 176 adet. Kitabımız... Konu anlatımı soru bankası. Yani dokuzuncu sınıf coğrafya ile alakalı tüm üniteler. Başlıyoruz doğa sistemlerle başlıyoruz. Birinci ünitemiz dört tane ünite var toplamda. ikinci ünitemiz beşeri sistemler. Üçüncü ünitemiz bölgeler ve ülkeler ve en son ünitemizde insan ve çevre olmak üzere dört üniteyi konu anlatımıyla beraber yani dokuzuncu sınıfta göreceğimiz konu başlıklarıyla beraber. Mesela doğanın insan etkisiyle başlıyoruz. Ardından insanın doğayı etkisiyle devam ediyoruz. Ardından coğrafyanın tanımı ve konusu ve ilkeleriyle devam ediyoruz. Yani temel coğrafyadan başlayıp coğrafyanın alt dalları ki bu sene coğrafya ilk defa karşında çıkacak bir ders olacak. Dolayısıyla teker teker bu konuları alt konu başlıklarına bölünmüş bir şekilde lokma lokma inceleyeceğiz ve işleyeceğiz. Peki burada zorluk seviyesine baktığımız zaman bir kere sıfırdan kitaplarımız Hı? bir kere ...temel seviye yani başlangıç... ...seviye sorular içeriyor ve aynı zamanda... ...hem de ÖSYM'de... ...ilerideki sınavımızda karşımıza çıkacak... ...aynı zamanda yazılılarda çıkabilecek... ...tarzda birazcık daha... E, ...orta düzey soruların da olduğu... ...soru tiplerinde içeriyor. Tabii ki en temelinde ilk başta... ...konu anlatımlı bir kitap. Konu anlatımıyla... ...size gerçekten de öğretilmesi... ...gereken kazanımlarda dokunun sınıf... ...Milliyetin Bakanlığı'nın yıllık planına... ...uygun kazanımlarda olması gereken her şeyi... ...teker teker anlatıyoruz. Ve... Aynı zamanda e, tabii ki ilk başta e, size konu anlattıktan sonra hemen bununla alakalı testler çözüyoruz. Dolayısıyla ilk başta temel seviye ve artı orta seviye sorular barındırıyor. Orta seviye soruların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten konu anlatımı olduğu için birazcık daha çıtayı yükseltebiliyoruz. Peki kitabımızın özelliklerine baktığımız zaman müfredata bir kere yüzde yüz uygun. Ve kitabımızın mantığı şu. Herhangi bir konu mesela izohipsler. Mesela özellikle gerçekten üniversite sınavında da kesin sorusunun geldiği bir konu bu. Şimdi izohipslerde ilk başta sol tarafta konu anlatımını bir yapıyoruz. Ardından hemen bununla alakalı sorular çözüyoruz. Ardından eş yükselti haritalarında yer şekillerine bakıyoruz. Sizinle beraber ilk başta konu anlatımını beraber yapıyoruz. Ardından yine bununla alakalı sorular çözüyoruz. Ama bütün harita bilgisini küçük küçük lokmalara böldük. Mesela haritacılığı katkı sayan Türk ve Müslüman bilim insanları. Bu birazcık daha tarihsel bilgiler. Sonrasında hemen bununla alakalı sorular. Yani yapamadığımız her da çözümü aslında kare kodlu bir şekilde cebimizde. Dolayısıyla hiçbir şekilde hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Ondan da emin olabilirsiniz. Ve bu şekilde teker seker konuları hem konu anlatımı hem soru çözümü konu soru konu soru konu soru şeklinde ilerleyerekten bütün konuları teker teker bitireceğiz. Mesela iklim bilgisi inanılmaz önemli. Hem 9. sınıfta önemli hem de ileride gireceğimiz TYT sınavında e, çok temel bir konu diyebiliriz. Peki bu şekilde ilerleyerekten bütün konuları bitiriyoruz ve solda konu sağda soruyla devam ediyoruz ve video çözümleri de izleyerekten de hiçbir sorumuz cevapsız kalmıyor diyoruz. Peki bir sonraki adımda ne çözmem gerekiyor? Bir sonraki adımda benim Dinamo 9. sınıf coğrafya soru bankasını çözebiliriz. Dinamo'daki mantık birazcık daha tabii ki sadece soru üzerine kurulu burada konu anlatımı yok ve buradaki korular e, buradaki sorularda aslında rehber soru çözüm ardından dörtlü soru. Rehber soru çözüm ardından dörtlü soru şeklinde ilerliyor. Arada testlerimiz var. E, tarama testlerimiz var. Ondan sonra ünite tekrar testlerimiz var. Hatta yazılıya hazırlık kısımlarımız da var. E, burada hemen göstermek istiyorum. Tarama testlerimiz, yazılıya hazırlık kısımlarımız da var. Bu şekilde bütün konuları aynı 0'dan e, 9'a gibi bitireceğiz ve coğrafya konusunda e, coğrafya dersinde inanılmaz başarılı olacağız. Bu kitapların hepsini i butonundan kendinize yakın olan e, il ve ilçenizi seçip kendinize yakın olan kitapçıdan alabilirsiniz e, ve aynı zamanda mağazadan alabilirsiniz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.